Merhaba gençler. Şubat ayı İngilizce örnek soru çözümleriyle karşınızdayım. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İlk sorumuzda başlayalım hemen. İlk sorumuz 5. ünitemiz The Internet ünitesi ile ilgili bir soru. Read the text and answer the question. Parça okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Here is Mike's search history in the last two weeks. Burada Mike'ın son iki haftadaki arama geçmişi var. Son iki haftada Mike nelere bakmış bakalım. Facts about websites. Web siteleri hakkında gerçekler online courses online dersler, social media addiction sosyal medya bağımlılığı, internet safety rules internet güvenlik kuralları. Mike'ın arama yaptığı konular bunlar. Soru köküne bakalım. Soru bizden ne istiyor? Which of the following is not related to Mike's search history? Aşağıdakilerden hangisi Mike'ın arama geçmişiyle ilgili değildir diyor. Yani üç seçeneğimiz ilgili bir seçeneğimiz ilgili değil. Bu soruda bizden biraz yorum yapmamız istiyor. Çünkü doğru cevabı direkt vermemiş. A'ya bakalım hemen. The exact number of active internet sites is unknown. Aktif internet sitelerinin tam sayısı bilinmiyor. Aktif internet siteleri dediği için biz burada facts about websites. Web siteleri hakkında gerçeklerle bağdaştıracağız bu seçeneği. B'ye bakalım. New generation smartphone war takes new shape. Yeni nesil akıllı telefon savaşı yeni bir şekil alıyor demiş. Yukarıda bununla ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Yani bir bağdaşım e, kuramadık. C'ye bakalım. 92 percent of teens go online daily and 24 percent say they are always online. Gençlerin %92'si günlük internete girdiklerini %24'ü de sürekli çevrim içi internette olduklarını söylüyorlar. Bu da gayet açık sosyal medya bağımlılığıyla ilgili bir seçenek. Sosyal medya bağımlılığından bahsediyor burada. D'ye bakalım. Many people practice a foreign language by using the internet. Çoğu insan internet kullanarak yabancı dilini pratik yapıyor demiş. Bu da online courses. Yani çevrim içi derslerle ilgili bir seçenek. Zaten cevabı söylemiştik. B seçeneği New Generation Smartphone War Takes New Shape. Yeni nesil akıllı telefon savaşı yeni bir şekil alıyor. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir arama yapmamış. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz. Altıncı ünitemiz Adventures ünitesi ile ilgili bir soru. With the text look at the poster and answer the question. Parça oku, postere bak ve soruyu cevapla demiş. Emily, Sandra and Sally want to try extreme sports together. Emily, Sandra ve Sally birlikte ekstrem spor denemek istiyorlar. However, ancak they like doing different kinds of activities. Farklı türde etkinlikler yapmayı seviyorlar. Emily enjoys being in the air. Burası önemli. Emily havada olmayı seviyormuş. Sandra is interested in underwater sports. Sandra su altı sporları ile ilgiliymiş. Selis Kinon Speed. Seli de hıza düşkünmüş. Soru kökümüze bir bakalım ne diyor? According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is a suitable day for all of them? Aşağıdakilerden hangisi hepsi için uygun bir gündür diyor. Yani üçüne de uyan bir günü bulacağız. Neydi? Emily havada olmayı seviyordu. Bir hava sporu bulacağız. Sandra su altı sporlarını seviyordu. Biz su sporu bulacağız. Seli hıza düşkündü. Hızla ilgili bir spor bulacağız. Postere baktığımızda adrenaline lovers demiş. Adrenalin tutkunları. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 4 günden e, oluşan bir e, poster bu. 4 günü vermiş. Monday pazartesi günü windsurfing, skydiving, paragliding. Rüzgar sörfü, gökyüzü doluşu, yamaç paraşütü. Bu bir deniz sporu var. suyla ilgili bir spor var. İki tane gökyüzü sporu var. Olmadı. Tuesday salıya bakalım. Archery, skateboarding, hot air balon. Okçuluk, kaykay, sıcak hava balonu. Bir hava sporu var. Aralarında yukarıdakilere uyan. Wednesday çarşamba güne baktığımızda. Skydiving, motor racing, scuba diving, gökyüzü dalışı, motor yarışları, tüplü dalış, Gökyüzü dalışı hava sporuydu. Motor yarışları hızla ilgili bir spor. Scuba diving tüplü dalışta da, su sporuydu. Çarşamba gününkiler bize uyuyor. Thursday perşembeye baktığımızda windsurfing, skateboarding, rafting. Windsurfing, rüzgar sörfü, rafting, rafting, su sporu ikisi de. Skateboarding de kay kay. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk. Çarşamba gününün sporları, gökyüzü dalışı, motor yarışları, tüplü dalış bize uyuyordu. Doğru cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuza bir bakalım. Look at the brochure and answer the question. Broşüre bakın, soruyu cevaplayın diyor. Bir broşürümüz var, bir metnimiz var, uzunca bir metnimiz var bu soruda. Rafting on Choruh River, Choruh Nehri'nde rafting. Would you like to try rafting on Choruh River? Choruh Nehri'nde rafting denemek ister misiniz diye sormuş. Hemen ilk önce soru kökümüze bir bakalım. Which of the following is correct according to the text? Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Doğru seçeneği soruyor bize. Parçamızı bir okuyalım. Çoruh River is in the northeast of Turkey. Çoruh Nehri Türkiye'nin kuzey doğusundadır. It is one of the top 10 white water rivers in the world. Dünyadaki en iyi 10 köpüklü su nehirlerinden biridir. Because of the water level su seviyesi sayesinde the be, su seviyesi yüzünden the best months for rafting are, here are May and June. Burada rafting yapmak için en iyi aylar Mayıs ve Haziran'dır. Many travel companies organize rafting holidays on Çoruh River. Çoğu e, seyahat şirketi Çoruh nehrinde rafting tatilleri düzenliyor. They provide wet suites helmets, life jackets and other necessary things for rafting. Onlar rafting için gerekli olan kıyafetleri, kaskları, can yeleklerini ve diğer ekipmanları sağlıyorlar. While on a rafting holiday, rafting tatilindeyken you can camp by the river. Nehir kenarında kamp yapabilirsiniz. Or you can stay in hotels or village houses. Otellerde ya da köy evlerinde kalabilirsiniz demiş. Hemen bakalım doğru seçeneği bulacağız. A seçeneğinde people have to bring their own rafting equipment. İnsanlar kendi rafting ekipmanlarını getirmek zorundalar diyor. Ama yukarıda ne demişti? They provide demişti. Gerekli malzemeleri onlar sağlıyor demişti. Bu seçeneğimiz yanlış. Hemen B'ye bakalım. If you want to try rafting on Çoru, go there in the winter. Çoruh nehrinde rafting yapmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız kışın gidin oraya diyor. Ama yukarıda ne demişti? Rafting için en iyi aylar Mayıs ve Haziran ayları demişti. O zaman bu da yanlış. C'ye bakıyoruz hemen. Çoruh is the most popular white water river in the world. Çoruh dünyadaki en popüler demiş. En popüler köpüklü su nehri demiş. Dünyadaki 10 popüler köpüklü su nehrinden biriydi. En iyisi değildi. Bu da yanlış. D seçeneğine bakıyoruz. There are various accommodation options for rafting lovers. Accommodation options. Konaklama tercihleri, konaklama seçenekleri. Rafting sevenler için diyor. Çeşitli konaklama seçenekleri var diyor. Son cümlede bunu söylemişti. Rafting tatilinde demişti. Nehir kenarında kamp yapabilirsiniz. Otellerde ya da köy evlerinde kalabilirsiniz demişti. Doğru cevabımız Denizli. Yani farklı türde de konaklama seçenekleri var bizim için. Dördüncü ve beşinci sorularımız aynı parçaya ait sorular. O yüzden birlikte yapacağız. Parçamız 6. ünitemiz Adventures ünitesiyle ilgili bir parça. Read the text and answer the question 4 and 5. Parçayı okuyalım. Dördüncü, beşinci soruları cevaplayın diyor. Terry asks some of his friends about their holiday plans and wrote down their answers. Terry bazı arkadaşlarına tatil planlarını sordu ve cevaplarını not aldı diyor. Here are his notes. İşte notları. İlk sütunda isimlerini vermiş arkadaşlarının. İkinci sütunda preferences yani tatil tercihlerinden bahsetmiş. Üçüncü sütunda da dates of their holidays. Tatil tarihlerini vermiş. Lily she likes water sports. Lily su sporlarını sever. So she is going to swim and go scuba diving. Bu yüzden yüzecek ve tüplü dalışa gidecek diyor. Between the 13th and 20th of June. 13 ve 20 Haziran tarihleri arasında yapacakmış. Mary'e bakalım. She likes extreme sports. Ekstrem sporları sever. Therefore she is going to do mountain biking and skydiving. Bu yüzden dağ bisikleti ve gökyüzü dalış yapacak. Between 18th and 22nd of May. 18 ve 22 Mayıs tarihleri arasında. Tom'a bakalım. He is going to a summer camp. Yaz kampına gidecek. Because many people from different nationalities are going to be there. Çünkü farklı milletlerden birçok insan orada olacak. He is going to learn more about their cultures. Onların kültürleri hakkında daha fazla şey öğrenecek. Diyor. Between the 21st and 23rd of August. 21-23 Ağustos tarihleri arasında. Dave'e bakalım. He is interested in history. Tarihle ilgili ilgilenir. Therefore, he is going to visit Göbekli Tepe, Şanlıurfa, which is nearly 12,000 years old. Bu yüzden diyor, Şanlıurfa, Göbekli Tepe ki 12 000, yaklaşık 12 bin yaşında olan Göbekli Tepe'yi ziyaret edecek demiş. Between the 22nd and 24th of April, 22-24 Nisan tarihleri arasında. Dördüncü sorumuza hemen bakalım. Which of the following is not correct according to the information above diyor. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Yani yanlış seçeneği bulacağız. Lily is planning a seaside holiday for the summer. Lily yaz tatili için deniz kenarı tatilini planlıyor. Lily'ye bakalım su sporlarını seviyor, yüzecek ve tüplü dalış yapacak demişti. Doğru. Lily yaz tatilini planlıyor. Deniz kenarı tatili planlıyor. B'ye bakalım. Mary and Dave prefer different kinds of holidays. Mary ve Dave farklı türde tatilleri tercih ediyorlar. Mary'ye bakalım. Ekstrem sporları seviyordu. Dave'e bakalım. Tarihle ilgileniyordu. Evet, ikisi de farklı tür tatili tercih ediyorlar. C'ye bakalım. Lily and Tom's holidays have the same duration. Lily ve Tom'un tatillerinin süresi aynıdır diyor. Lily'ye bakalım 13 ve 20 Haziran tarihleri arasında yapacaktı. Yaklaşık 7 gün. Tom'a bakalım. Tom da 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapacaktı. 2 günlük görünüyor. Süreleri aynı değil. Yine de Dave'e bakalım. Dave is going to visit an ancient site. Dave antik bir yerleşim alanını ziyaret edecek diyor. Göbekli Tepe'ye gidecekti. Yaklaşık 12.000 yaşında olan, 12.000 yıllık olan Göbekli Tepe'yi ziyaret edecekti. Bu seçeneğimiz de doğru. Yani yanlış seçeneğimiz Lily's and Tom's holidays have the same duration. Lily ve Tom'un tatillerinin süresi aynıdır demişti. Bu yanlış. Beşinci sorumuza bakalım hemen. Which of the following does not have an answer in the text above? Aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? diyor. Cevabı olmayanı bulacağız. İlk sorumuza bakalım. Which equipment do they need on their holidays? Hmm. Tatillerinde hangi ekipmana ihtiyaçları var? Yukarıda hiç ekipmandan bahsetmedi. Yine de diğer seçeneklere de bakalım. Who prefers going on an adventure holiday? kim macera tatiline gitmeyi tercih eder diyor. Macera tatili dediği zaman hemen ekstrem sporlar aklımıza gelsin. Mary ekstrem sporları yani macera tatilini tercih ediyordu. C'ye bakalım. When are they going to have their holidays? Ne zaman tatillerini yapacaklar? Zaten koca bir sütunu bu tarihler için ayırmıştı. Bunun da cevabı var. Why are they going on such holidays? Neden bu tarz tatillere gidecekler hepsinin açıklamasını yapmıştı. Lily su sporlarını seviyor demişti. Mary ekstrem sporları seviyor demişti. Tom yaz kampını e, tercih. Yaz kampına gidecek. Çünkü farklı insanlar orada olacak. E, onların kültürleri hakkında daha fazla şey öğrenebilecek demişti. Sebebi kültürlerini öğrenmekti. Dave e bakalım. Dave de tarihle ilgiliydi. Hepsinin yine cevabı var burada ama İlk söylediğimiz gibi A seçeneğinin which equipment do they need on their holidays tatillerinde hangi e, ekipmanlara ihtiyaçları var? Bunun cevabı yok. Doğru cevabımız aşk.